Herkese merhaba. Şu an ben neredeyim? Gaziemir Tren İstasyonu'ndayım. Nereye gidiyorum? Tabii ki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi'ne. Saat 11'de burada trene bineceğim. Yaklaşık 1,5 saat süren bir yolculuktan sonra 12,5 civarında orada olmayı planlıyorum. Orada tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bindim. Bayağı kalabalık. Ama benim için güzel bir yolculuk olacak. Görüşürüz. Yaklaşık 5-10 dakika önce, 20 geçe falan yolculuğum sona erdi. Şu an Çamlık Tren Müzesi'nin biraz ilerisindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz eski istasyon binası. Sebebini tam bilmiyorum ama buradaki tren yolu şu anki mevcut konumuna ulaştıktan sonra artık burası atıl bir hale geliyor ve şu an oldukça bakımsız bir halde. Açıkçası söylemek gerekirse şöyle arka planda biraz daha göstereyim. Hemen şu boşlukta o zamanki aktif demir yolu kullanımının izlenimini veriyor bana göre. Tabii ki tam bir detaylı araştırma yapmak lazım. Muhtemelen tren yolu bu alan içerisinden geçip şu an müzenin içerisinde kalan bölümden ilerliyordu. Fakat dediğim gibi şu an tam sebebini bilmiyorum. Hani ne maksatla buradan şu anki konumuna taşındı onu bilmiyorum. Onu araştırıp ayrıca size aktarabilirim. Burası oldukça sakin, sessiz, açıkçası huzurlu bir yer. Her ne kadar terk edilmiş izlenimini verse de oldukça bu alan insana sakinlik ve huzur veriyor. Az sonra müzeye giriş yapacağım ve neler bulunduğunu, tabii ki daha önce gelenler, daha önce ziyaret edenler ve veya daha önce bu konu hakkında araştırma yapanlar biliyorlardır. Ama bir de beraber gezelim bakalım neler var. Hepimiz için güzel bir deneyim olur. Şu an müzeye girdim. Müzenin içerisinde bahsettiğim gibi eski rayların, eski hattın üzerindeki kullanılan raylar şu an müzenin içerisinde kalıyor. Bu rayları takip ettiğimizde ileride bizi büyük bir hazine bekliyor. Hemen arkamda da zaten 3556 numaralı lokomotifler. Bunu daha öncesinde Orient Express lokomotiflerini anlatırken bahsetmiştim. Hepsine tek tek değineceğiz. Buraya ziyaret esnasında turist kafiyeleri de geliyor. Şu an ikinci bir grup içeriye giriş yaptı. Biz turumuza devam edelim. Muhtemelen hat değiştirilmeden önceki yerin içindeyiz. Yani buradan bir hat geçiyordu daha doğrusu söylemek gerekirse. Ve eski yön işaretlerinden biri veya ismini daha doğru bilen varsa o da doğrusunu söyleyebilir. Muhtemelen şu an dediğim gibi eski bir hattın üzerinde yer alıyorum. Ve hemen de yanımda 57 binlik bir lokomotif var. Bu lokomotifin bir kardeşi diyeyim, aynı seriye ait kardeşi Gaziemir'de var. Fakat oldukça bakımsız ve tahribata uğramış bir şekilde yer alıyor ki artık onun fotoğrafını çekmek veya videosunu çekmek oldukça acı veriyor insana. Yani biz lokomotif ve tren severler için. Dolayısıyla bu seriyi alırken 57 binliğin temiz, bakımlı halinin burada bulunuyor olması biz tren severler için büyük bir şans diyebiliyorum.
ORC bize muhtemelen tanıdık gelecektir. Osmanlı Aydın Demiryolu Şirketi'nin kısaltma hali ve bu araç da onun kullandığı araç olarak bize bugün tarihe tanıklık olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça ilginç bir araç. Vinç, yani basit tanımıyla tabii ki kim bilir neler çekti, nelerle kullanıldı, hangi amaçlara hizmet etti. Büyük bir tarihi dokunun, tarihi eşyanın huzurunda bulunmak insana ayrıca keyif veriyor. Biraz arkasındaki daha büyük, daha genel amaçlar için kullanılmış herhalde. Şu an tamamen tahminde bulunuyorum. Çünkü bu araçlar hakkında çok fazla bilgim yok. Dolayısıyla yanlış da bir yorumlama, yanlış bilgilendirme de yapmak istemiyorum. Bilgisi olan büyüklerimiz, ustalarımız daha iyi bize bilgi verebilir. Oldukça kapsamlı duruyor. C vincinin hemen önünde diyeyim. Ben artık onu öyle isimlendireceğim. Yine benzer yapıda başka bir vinç var. Yapısını görüyorsunuz. İnanılmaz makineler olarak karşımızda duruyorlar. Tabii ki tarihe tanıklık etmiş olmalarıyla. Yine ORC şirketine ait başka bir araç. Bakın üzerinde şirketin kısaltması ve tarihi de yazıyor. Biz tren severler için muazzam bir araç. Şöyle genelde bir çekeyim, bütün görünsün. Vinçler böyle arka arkaya sıralanmış. Yine İngiliz yapımı bir vinç karşımızda. Üzerinde ismi yazıyor. Henry Coles Londra şeklinde. Bu da bir vinç. Ama farklı bir yapıda. Tabii bu araçlar hakkında bilgisi olanlar veya kullanımına tanıklık edenler çok daha güzel bilgilere sahip olabilir ve bize de aktarabilir. Şu an muazzam bir zenginliğin tam ortasındayım. Etrafımda çok güzel lokomotifler var. Her birinin önemi, yapımı ayrı ayrı öneme sahip. İnsan anlatırken hangi kelimeleri kullanacağını, nasıl tarif edeceğini bilemiyor. Gerçekten muazzam bir tarihi zenginliğin tam ortasındayım şu an. Yani hangi kelimeyle ifade etsem, nasıl ifade etsem bilmiyorum. Gerçekten biz lokomotif severler için ve tren düşkünleri için muazzam bir zenginliğin tam ortasındayım şu an. Hepsini tek tek tabela bilgileriyle anlatmayı istemiyorum. Çok sağlıklı gelmiyor bana. Ama bir şekilde de bahsetmek lazım. Muhtemelen bunlardan büyük bir kısmını İzmir Aydın, İzmir Kasaba ve Orient Express lokomotiflerini anlatırken değindim bir kısmına, hepsine değil. Burada değinmediğim çok fazla lokomotif var. Fakat burada bir 1912 Henschel yapımı bir lokomotif var. 44.000 serisine ait. Bunu muhtemelen hatırlayacaksınız hangi hatlarda kullanıldı ve hangi seriye ait olduğunu. Ben burada çok fazla konuşmayacağım. Burası gerçekten gezilmesi, dokunulması, hissedilmesi gereken bir alan. Ve sizi trenlerle baş başa bırakacağım. Muazzam bir yer. Gelmeyenler mutlaka gelsin, görsün, gezsin ve bu tarihi dokuların heyecanını yaşasın. Görüntüsünü verdiğim araç kar temizleme aracı. Buraya ilk geldiğimde oldukça dikkatimi çekmişti 6 yıl önce.
pardon, fakat tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonra yaptığım araştırmalarda öğrendim. Üzerlerindeki tekerleklere baktığımızda aslında hangi hatlarda kullanıldığını da görüyoruz. Burada tabii ki İngilizce haliyle yazıyor kısaltma olarak. Açılımını ben daha sonrası söyleyeceğim. Şimdi buraya geldiğinizde lokomotiflerin her bir önündeki levhalara baktığınızda hangi yılda yapıldığını, hangi hatlarda kullanıldığını, kaç ton olduğunu, teknik detaylara, bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ben işte az önce de söyledim. Tek tek hani bunları size tanıtmayacağım çünkü daha biraz farklı geliyor. Ama örnek olsun diye buna bakalım. 1912'de yapılmış Alman marka. Saati hızı 5 kilometre işte çalıştı hat. Çankırı hattı olmak üzere buna benzer bütün tanıtım levhaları bu lokomotiflerin önünde yer alıyor. Burada neye değinmek istiyorum? Burada pek çok lokomotif var ve her birimizin tren denildiğinde aklımıza genellikle buharlı lokomotifler geliyor. Her biri birbirine benzese de aslında her biri birbirinden bir o kadar da farklı. Bakın şöyle bir baktığınızda bile hiçbir teknik bilgiye sahip olmasanız da her birinin dış görünümlerinde birbirinden farklı olduklarını görebiliyorsunuz. Mesela işte bu 46 binlik lokomotifte benim kanat diye tabir edeceğim ama ismini bilmediğim bir bölümü var. Başka lokomotiflerde yok. Hemen iki yanındaki 56.712'ye gidelim. Bakın bunun görünümü daha farklı, yapısı daha farklı. 1925 Almanya Henschel yapımı bu lokomotife bakıyorsunuz, birbirinden farklı. 56.712 aynı zamanda Fransa yapımıymış 1943'te. Dediğim gibi ben bu serilere daha hiç değinmedim. Bunları ayrı bir seride ele almak istiyorum. Sadece burada hani genel bir yorumlama yapabileceğim şey her biri birbirinden farklı. Yani bugün araba modellerinde, otomobil modellerinde nasıl bir marka farklılığı, yıl üretim farklılığı söz konusuysa buharlı lokomotiflerde de bu farkı görebilmek mümkün. Mesela bu 45 binlik canavarın baca yapısıyla diğer 45.130 serisi oluyor herhalde. Şu an tamamen tahmin yürüttüm. Baca yapısı birbirinden farklı. Bu 20'ye yakın lokomotifin sergilendiği alanın ortasında döner köprü olarak ifade ettiğim bir yer var. Burası lokomotiflerin döndürüldüğü, çevrildiği yer. İnternette de araştırmalar yapılmış. İşte bu köprünün bir ismi var mı şeklinde. Almanca ismini telaffuz edenler olmuş fakat genel olarak biz bunu döner köprü olarak biliyoruz. Lokomotif çevrilmesi istenen lokomotif hat üzerinden gelip burayları takip ederek döner köprü üzerinde yer alıyor ve buradaki artık kumanda kolu diyeyim kumanda kolu çalıştırılmasıyla bu köprü hareket eder hale gelip lokomotif istenildiği yöne veya istenildiği raya çevrilebiliyor. Bundan yıllar önce 1970'lerde yabancı bir abimizin Ödemiş'te çekim yaptığı bir videosunu gördüğümde Ödemiş'teki döner köprünün oradaki çalışanlar tarafından elle çevrildiğini görmüştüm. Bana çok garip gelmişti. Neyse biz gezimize devam edelim. Burada her biri ayrı ayrı güzel, ayrı ayrı ülkelere ait lokomotifler var ve az önce de dediğim gibi her ne kadar hepsi birbirine benzese de aslında hepsi birbirinden çok çok farklı. Şunu belirtmem gerekir ki bir gün geçen sene Gaziemir'de bir arkadaşımla 57.010 lokomotifinin önündeyken bana üzerindeki numaralandırmanın mantığını sordu. Bilmiyorum tabii açıkçası. O zaman bilmiyorum. Sonra merak ettim ve açıklamaya çalıştım tabii dilim döndüğünce ama olmadı tabii ki. Çünkü çok farklı bir yapısı var anladığım kadarıyla bu üzerindeki numaralandırmaların.
Uzun zamandır yaklaşık Ekim-Kasım ayından beri işte kanalı takip edenler bilir. Buhari lokomotifler paylaşıyorum. Dizellerden çok çok farklı bir yapısı var. Gerçekten lokomotif kullanma deneyimini yaşatan bir yapıya sahip. Şu an iki yanımda bir 5701 numaralı lokomotif, bir de 56.045 lokomotifi var. Onların farkından değineceğim. Bu bağlamda o paylaşımların bana ne kazandırdığını, ne öğrettiğini de değinmek istiyorum. Çünkü onları ben hazırlarken muhtemelen bir araştırma evresinden geçiyorum ve buhari lokomotifler konusunda hiçbir bilgim yok. Hala daha çok bir şey bildiğimi söyleyemem. Daha önce de bahsetmiştim. Çok daha deneyimli ve bilgisi olanlar daha iyi alana hakim durumdadırlar. Yani ne öğrendim? Bir tekerlek yapısını öğrendim. Az sonra göstereceğim. Çünkü bütün lokomotiflerde standart bir tekerlek yapısı yok. Hepsi farklı. İsimlendirmeler de muhtemelen buna göre oluyor. Çünkü bu konuda araştırma yaparken dünyada ülkelerde farklı sistemlerin kullanıldığını da öğrenmiş oldum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı, İngiltere'deki farklı, Türkiye'deki farklı gibi gibi. Ama öğrendiğim şeylerden biri de o tekerlek yapısı oldu. Çünkü hepsi birbirinden farklı. İlk lokomotifleri, 1800'lü yıllardaki lokomotifleri ele aldığımızda onların tamamen farklı bir yapısı var. Hemen dilerseniz ben size örnek üzerinden göstereyim. Hem de öğrenip öğrenmediğimi artık siz takdir edersiniz. Çünkü ezbere bir iş yapılmıyor maalesef. Hemen ben size göstereyim. Şimdi bu 5701 lokomotifi Alman yapımı bir lokomotif. Hemen şöyle arkamda da 56.045 numaralı lokomotif var. Gördüğünüz üzere az önce de söylediğim gibi herhangi bir teknik bilgisi detayı olmayan bile aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliyor. Aralarındaki fark nedir? Tabii ki teknik anlamda mesela 5701 lokomotifinin arkasında görmüş olduğunuz gibi bir tenderi yok. Yani 56.045 lokomotifindeki şu arka bölüm, yani tender veya ben kasa olarak isimlendireyim daha basit tabirle. Bu bölüm 5701 lokomotifinde yok. Bunlar tendersiz olarak geçiyor. Şöyle yanına baktığımızda şuradan daha iyi gösterebilirim. Yan tanklara sahip olduğunu görebiliyoruz. Dünyada buharlı lokomotiflerde tenderli ve tendersiz olmak üzere bir ayrım söz konusu. Tendersiz olanlarda genellikle böyle yan tanklar kullanılıyor. Air tank sistemi de var. Onları daha sonra göstereceğim. Serilerden anlatırken onlara da değinmiştik. Bu Alman lokomotifinde kısacası tender yok, yan tanklar mevcut ve tekerlek yapısı da gördüğünüz gibi 1 11 şeklinde olabiliyor. Herhalde doğru isimlendirdim. Bir tane önde kılavuz tekerlek, ortada 10 tane tekerlek var. Arkada da bir tekerlek olmak üzere böyle farklı bir tekerlek yapısı mevcut. Gelelim 56.045'e. Az önce dediğim gibi bunda bir tender var. Anladığım kadarıyla alt kısma su dolduruluyor. Hatta 1976 veya 77'de meşhur bir fotoğraf var. Yabancı bir abimiz Torbalı'da bir demiryolu emekçimizin, çalışanımızın cendereden depoya su doldururken ki fotoğrafını yakalamış. Meşhur bir fotoğraftır. Onu da paylaşabilirim. Zaten hepiniz görmüşsünüzdür muhtemelen. Alt kısma su doluyor. Ay yıldız ibaresinin olduğu yer olarak tarif edeyim. Üst kısma da yakıt olarak ne kullanılacaksa genellikle bizde kömür kullanılıyor. Üst katmanda da kömür var. Tenderin işlevi bu. Ön kısma baktığımızda şu kanat kısmın ne işe yaradığını veya işlevinin ne olduğunu bilmiyorum. İsmini de tam olarak bilmiyorum. Bilenler yorumlardan bahsedebilir. Tekerlek yapısına bakacak olursak bakın onda da bir ön kılavuz tekerlek var. 1, 2, 3, 4, 5,
10 tekerlek mevcut ama bunun arkasında herhangi bir tekerlek yok. Bunlar genellikle 2-10-0 şeklinde geçiyorken, az önce yanlış söylemiş olabilirim, Alman lokomotifi için bunu da düzelteyim, 2-10-2 şeklinde bir isimlendirme mevcut. Eski bir vagonun içindeyim ama oturma gruplarına bakıldığına göre ve mobilyalara bakıldığına göre önemli bir kişinin kullandığı vagon olarak bir yorumda bulunabilirim. Bakayım elektrik düğmesi çalışıyor mu? Biraz bakımdan sonra çalışabilir. Kaloriferler veya sobalı sistem, ısıtma sistemi mevcut. Oturma grupları var. Şu kapıdan ilerleyelim bakalım. Nereye çıkacağız? Bir koridora geldik. Pardon. Kapı biraz sert oldu. Duvar kağıtları hala daha önemli ölçüde korunmuş. Pencereleri mevcut. Bu çalışmıyor. Oturma grupları sağlam gibi görünüyor ama riski almamak lazım. Adımlarımı da ona göre atıyorum çünkü bakımsız ve herhangi bir de uyarı olmadığı için sıkıntı yaşanmamasını temenni ediyorum. Şöyle iç dizaynda göstereyim. Yeniden koridora çıkıyoruz. Burada başka bir oda var. Burası da oldukça iyi korunmuş vaziyette. Mobilyaları ve duvar kağıtlarıyla. Buna bakalım. O hala sağlam. Ama elektrik yok tabii ki. Devam edelim. Bir illüzyonun içindeymiş gibi. Dışarıdan küçük gibi görünüyor ama kapıları açtıkça vagon uzuyormuş gibi bir his var içimde. Kapıyı da kapatayım. Gene çarptım. Evet, burada da başka bir oturma gruplu oda. Burada elektrik sistemi var, imdat klepesi ve yine kapılardayız. Buradan da başka bir vagona geçiş yapıyoruz. Bunlar bizim eski 20 yıl öncesinde kullandığımız vagon tiplerinden. Hatırlıyorum bu vagonları. Eskiden gün içerisinde Ödemiş'e veya Tire'ye gitmek istediğimizde direkt değil de Denizli treninin aktarmasıyla giderdik ve o tren işte D24 binin çektiği o tren Torbalı'da bize aktarmaya bırakırdı. Ve D24 benim Denizli seferini yaparken kullandığı vagonlardan biri olarak bunları hatırlıyorum. En azından hani birebir aynısı olmasa da tasarım ve dizayn açısından bana o günleri, o çocukluğumun günlerini hatırlatıyor. Ayakta kalabalık ama güzel günlerdi.
diyebilirim. Sonrasında revizyondan geçip vagonların büyük bir kısmı artık bugünkü görünümüne kavuştu. Oturma grupları. Yani bu vagon sistemini severdim. Şimdi bu kafesli olarak ifade edeyim. Muhtemelen başka isimlendirmesi vardır. Nedense hoşuma giderdi. Torbalı'ya yaklaştığımızda elimizde eşyalarla insanlardan müsaade isteye isteye geçip kapıya yanaşıp sonrasında da son sürat Torbalı'da istasyonunda bekleyen muhtemelen 5700'lük gelirdi çoğunlukla. Tek vagonluk 5700 trenine canhıraş koşar ve yolumuza devam ederdik. Şimdi bu vagon aklıma şunu getirdi. İyi Kötü Çirkin sahne filmini aklıma getirdi. Çirkin'in tutuklu bir şekilde başka bir yere götürülürken yanındaki nezaret eden çavuşa tuvalet ihtiyacını belirtmek suretiyle kapıya yanaştırıp kapıdan beraber atlamaları sahnesini getirdi. Filmi izleyenler zaten sahneyi hatırlamışlardır. Oldukça ilginç, eğlenceli bir sahneydi. Demir yollar açısından biz meraklılar için de farklı bir ambiyans oluşturdu. Devam edelim. Bu su deposu üzerindeki bilgilere baktığımızda Bağdat yazısını görüyoruz. Bu da muhtemelen üreten firmanın ismi. Bağdat serilerine henüz başlamadık. Dolayısıyla yanlış da bir şeyler söylemek istemiyorum. Ha, pardon, burada yazıyor. 1912'de yapılmış bu su deposu, su vagonu. 3355'i de gördükten sonra diğer vagonları da, trenleri de, lokomotifleri de ziyaret etmeye devam edelim. Thank you.
Çirkin filmiyle bahsettiğim bu vagonun arkasında tuhaf bir kulübe var gördüğünüz gibi ve her iki yanında da merdiven mevcut. Bu ne işe yarıyor derseniz, bu kulübenin ismi Paratör Kulübesi. Bu vagon yük trenlerinin en arka kısmını oluşturan bir vagon ve bu Paratör Kulübesi'nin içinde de gard fren ünvanlı bir personel mevcut. Gard fren peki ne yapıyor? Bu yolculuk boyunca, yani yük treninin yolculuğu boyunca bu kulübede yer alıp tren kalkışlarında, trenin vardığı noktalarda veya kendisine emredilen yerlerde tren mekanizmasının kontrolünü sağlıyor. Bir ikincisi de Allah muhafaza vagonlarda bir kopma, yani trenden, setten ayrılma söz konusu olduğunda bu kulübenin içinde yer alan el frenini çekmek suretiyle vagonun ve setin yoldan kopmasını, hızını azaltarak büyük bir kazanın da oluşmasına engel oluyor diyebiliriz. Burada da bir balast makinesi var. Snow Ballast yazıyor. Snow kar demek, kar balastı mı oluyor acaba? Çok berbat bir İngilizce çevirisi oldu. Muhtemelen insanlar, kullananlar biliyorlardır hangi amaçla vazifelendirildiğini. Üzerine 1988 tarihi ilişkilendirilmiş revizyon tarihi olarak 5. işletme bölgesine ait. Muhtemelen bu da bir kar temizleme aracı ama oldukça da farklı bir mekanizması var. O az önce gösterdiğim döner köprünün oradaki iki araçtan biraz daha farklı bir yapısı var. Yanlış biliyor da olabilirim ama biçer döver havası da var. Yani şöyle karşıda baktığında biçer döver havasını da andırıyor. Muhtemelen, yani fikir yürütüyorum, bu öndeki kollar karları kürüyerek şu yandaki boşluklardan dışarı atıyordu herhalde. Bilgisi olanlar bizimle paylaşırsa daha sağlıklı olacaktır. Ben fazla yanlış yorum da bulunmak da istemiyorum. Buraya girmeden önce, yani Çamlık tren istasyonunun eski binasının önünden çekim yapmaya başladığımda demiştim ki, o bir alanı göstererek, eski rayların kullanıldığı yer orasıydı ve o raylar şu an müzenin içinden geçiyor. Bakın, o rayların geçtiği yerleri görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim kulübeli vagon ve Snow Ballast aracının da altından takip ederek muhtemelen bu siyah kapının ardından mevcut rotasına doğru devam ediyordu. Bunu bir araştırmak lazım. Yani o rota neden değiştirildi? Bu hat neden öbür tarafa alındı? Bayağı böyle bir merak uyandırdı bende. Hemen sol tarafımda yine 57.000'lik serinin lokomotiflerin bir numaralı lokomotif var. 57.001 1932 Krupp markasıyla üretilmiş ve burada oldukça karizmatik bir şekilde yer alıyor. Bu da 56.523 numaralı lokomotif. Bu Borsig markasına ait. Geçenlerde bundan bahsetmiştik. Bu markanın üretmiş olduğu Orient Express'e ait son lokomotifleriyle bahsetmiştik. Bunlar artık hani büyük lokomotifler, hani bizim standart buharlı lokomotif olarak isimlendirdiğimiz ve günümüze en yakın olan lokomotif gruplarından birini oluşturuyor. Bakın, tekerlek yapısı ve devasa görünümüyle kendisini hayran bıraktıran bir lokomotif. Burada yine bir sinyal sistemleri sergileniyor. Hemen arkamda da 46.000'lik lokomotiflerden 46.244 numaralı lokomotif var. Bundan da bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Kılavuz tekerlekleriyle ve tekerlek yapısıyla, bu da burada sergilenen farklı lokomotiflerden biri. Şimdi hemen şöyle geçelim. Burada
makas kontrollerini ben size göstereceğim. Bunlar makas kontrolleri. Günümüzde farklı bir tekniği var ama bunlar ilk kullanılanlardan ve orijinal olanlardan. Bunların nasıl kullanıldığını geçen gün bir İtalyan filminde görmüştüm. Arılar isminde bir filmdi. Oradaki kişi tren hareket ettirdikten sonra bu kolları tutarak makas geçişlerini sağlıyordu. Üzerinde açıklama yazanlardan biri de burada görebiliyoruz. Burada da açıklamalar var ve ne zaman üretildiği de burada karşımıza çıkıyor. binlik lokomotif, pardon, bundan bahsetmemişim, özür dilerim, az önce bahsettim dedim, bundan bahsetmedim, daha bu serilere hiç gelmedik. Amerikan yapımı 1942 yılında üretilmiş, saatte 70 kilometrelik bir hıza ulaşıyor. Şöyle bir de şu taraftan göstereyim, gördüğünüz gibi müthiş bir canavar olarak burada varlığını devam ettiriyor. Turistler de mevcut, benimle beraber dolaşıyorlar. Yaklaşık 2 saate geçkin bir süredir buradayım. Hala daha turumu tamamlayamadım. Çünkü her birini ayrı ayrı incelemek, görmek, dokunmak, görüntülemek ayrı bir keyif. Öte yandan saat 3.30'da da İzmir'e dönüş trenim var. Ona yetişmek durumundayım. Dolayısıyla turumu biraz ne yapacağım? Hızlandıracağım. Az önce bahsettiğim rayların bir bölümünü daha görüyoruz. Bakın ileride eski bir lokomotif var. Onun önemine ayrıca değineceğim. Şu makasta ayrı bir yük vagonu var. Bu hat devam ettiği sürece ileride 3351'i veya 55'i görebiliyoruz. Burada ayrı bir lokomotif var. Bunun kısaca değinmek istiyorum. İzmir Ödemiş hattında kullanılmış bu lokomotif muhtemelen 1970'lerdeki o çekimi yapılan videolarda bunu görebiliyoruz, tam emin değilim. Fakat Ödemiş hattında kullanılması dolayısıyla aile üyelerimin bu lokomotife bindiğine eminim. Robert Stevenson üretimi, 1929 yapımı ve İngiliz üretimi olan bu lokomotif. Tabii benim için ailevi bağlardan dolayı ayrı bir önem arz ediyor. Yavaş yavaş turumun sonuna doğru geliyorum. Fakat daha görmediğim pek çok araç var. Ama trene de az kaldı. Biraz acele etmem lazım. Yük vagonuna geçtikten sonra bakın ileride eski vagonlar var. Oraya kısa kısa hemen değineceğim. Bu yol ayrımından sonra iki eski tarihi lokomotife doğru ilerliyorum. Fakat önce şu sol taraftakine bir bakalım. Evet, belki de buradaki lokomotiflerin en eskilerinden biri. Robert Stevenson üretimi, 1887 yapımı bu lokomotif. Hani az önce bahsettim ya, tanklı olanlar ve tanksız olanlar mevcut diye lokomotiflerde. Bu da tanklı bir lokomotif fakat bunun farklı bir tank yapısı var. Biz buna demiryolu literatüründe air tank sistemi denir. Tanklar kazanın, buhar kazanının üst kısmında yer alır ve bunlarda tender bulunmaz. 1880'lerin çizgilerini taşıyan bu lokomotifte 6 tekerlek vardır. Alt tarafa baktığımızda ön kılavuz tekerlek yok, arka tekerlek yok ve 060 olarak isimlendiriliyor bu lokomotif. Buranın en eskilerinden. İzmir Demiryolu ilk lokomotiflerini ele alırken bu lokomotiften de bahsetmiştik. Dolayısıyla farklı bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na geçtikten sonra da 3362 olarak numaralandırılmış. Yine başka bir tarihi lokomotif, 3405 numaralı bu lokomotif de yan tank sistemine mevcut. Şöyle yan taraftan göstereyim.
oluşuyor gördüğünüz üzere. Bunlarda da az önce olduğu gibi ve sürekli tekrarladığım gibi şey yok, tenderli yapı yok. Bu şekilde üretilmiş olan ve muhtemelen 1880'lerde üretilmiş olan bir lokomotif. 3405 olarak isimlendirilmiş olan bu lokomotif yine 1880'lerin çizgisini taşıyor. Tekerleklere baktığımızda ön kılavuz tekerleği var. Alta tekerlek sistemine sahip ve arkada bir tekerlek yok. Yan tanklara sahip olan bu lokomotif de yine İzmir'de kullanılmış olan en eski lokomotiflerden biri. Bu tender buna bağlanmış ama hakikaten bu lokomotife mi ait yoksa öylesine mi bağlandı tam emin değilim. Yapılmış 3304 lokomotifini görüyoruz. 1918 Alman yapımı bu lokomotif. Şöyle biraz daha geriye gideyim. Yan tanklara sahip lokomotiflerden biri. Arkasında da bir dizi eski vagonlar var. Şimdi dilerseniz onlara bir bakalım. Bakın bu da yan tanklı bir şey, lokomotif. Şuradan giriş yapalım. Tabii biraz da artık yorgunluk çökmeye başladı. Aynı şeyleri tekrar ediyor da olabilirim. Burası bir yolcu vagonu. Yolcu vagonun içi. Yine işte kovboy filmlerinden hatırlayacağımız üzere veya 1800'leri anlatan filmleri hatırlayacağımız üzere bu sıralar bize yabancı gelmeyecektir. Hatta kendi anne babalarımız, büyük annelerimiz, büyük babalarımız bile bu tip vagonlarda yolculuk etmiş olabilirler. Pencereleri görüyorsunuz. Adeta bir ev penceresi gibi. Bakalım şu kapı açılıyor mu? Muhtemelen açılmaz ama açılmıyor. Artık sona doğru yaklaşırken beyaz vagondan bahsetmemek mümkün olmazdı. Meşhur beyaz vagon Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 yıl boyunca kullandığı beyaz vagon, o trenli fotoğraflarında gördüğümüz vagonlardan biri burada. Bir benzeri Alsancak Garı'nda sergileniyor. Orayı beraber gezmiştik geçmiş haftalarda. Yine de bundan kısaca bahsetmek gerekirse Alman üretimi olup 1937'ye kadar Mustafa Kemal'e yurt gezilerinde eşlik etmiş bir vagon. Ve Mustafa Kemal 1937 yılında son kez kullanıyor. Vagonu kullanma sonrasında ülkemizin çeşitli yerlerinde bu vagonu görme şansına sahip olabiliyoruz. Buradaki bilgi levhasında bu vagon içerisinde toplantı salonu, tam donanımlı bir mutfak, özel tasarlanmış banyo, yatak odaları bulunuyor. Tren vagonu orijinalini günümüze kadar korumuş olup çeşitli restorasyonlardan geçmiş. 1937 yılına kadar Mustafa Kemal'e yurt genelindeki pek çok seyahatinde eşlik etmiş ve 1937'de Ege manevraları için eski adıyla Azizye olan Çamlı'ya gelip bu istasyona gelmiş olan vagon Mustafa Kemal'e Ege manevralarında eşlik etmiş ve Mustafa Kemal manevralar boyunca bu vagonda istirahat buyurmuşlar. Bu vagonda konaklamışlar. Buraya da gelip bu vagonu görme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yine Osmanlı Demiryolu şirketinin Londra üretimli bu Kantar galiba. Kantarını görme şansını elde edebiliyorsunuz. Yan tarafta bu hangarda çeşitli demiryolu araçları var. Ama sol tarafta bir tender var. Tek başına cenderenin altında bulunuyor. Bu tender muhtemelen İstanbul'da öncesinde Haydarpaşa'da sergilenen bir lokomotife ait. Fakat paylaşımı yaptıktan sonra videomu izleyen bir izleyicimiz lokomotifin Haydarpaşa'dan kaldırıldıktan sonra Antalya'da bir otel önünde sergilendiği bilgisini bizimle paylaşmıştı.
Tenderi burada, lokomotifi başka yerlerde. Umarım bir gün karşılaşma, yeniden bir araya gelme şansını elde ederler. Bu hangar içerisinde dediğim gibi çeşitli demiryolu araçlarını görmemiz mümkün. Hangarın içerisi artık restoran olarak kullanılmış ve şu an depo olarak kullanılıyor. O yüzden pek içini göstermiyorum. Burada çocukları görüyorsunuz. Tarih boyunca kullanılmış demiryolu araçları bu alan içerisinde sizlerin ziyaretini bekliyor. Benim yaklaşık 2,5 saat süren bir turum oldu. Gerçekten keyifli bir ortam. 2,5 saat yeter mi? Bana göre yetmez ama dediğim gibi trene de yetişmek durumundayım. Beyaz vagonu son bir kez selamladıktan sonra ve lokomotifini bekleyen tenderi son bir kez selamladıktan sonra artık yavaş yavaş buradan ayrılmak durumunda kalıyorum. Alanda ziyaret ettiğim son lokomotif 3558 numaralı bir lokomotif. Aslında girişte hemen sol tarafta sizi karşılıyor ama ben en sona bırakmayı tercih ettim. Bu da yan tank sistemine sahip oldukça kudretli bir görünüme sahip lokomotiflerden ve bunun da benim için yine tabii ayrı bir önemi var çünkü İzmir Ödemiş hattında kullanılmış Alman yapımı bu lokomotif 1912 üretimine sahip bu lokomotifin yine benim ve ailem için ayrı bir önemi var. Bugünlük bu kadar dostlar. Gerçekten benim için keyifli bir gezinti oldu. Gelmediyseniz mutlaka gelin, alanı gezin, görün. Dediğim gibi benim trene yetişme telaşım olmasa orada birkaç saat daha geçirebilirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşürüz. Evet, trenimiz geldi. Yetiştim.